Kontör dolandırıcıları 81 yaşında emekli öğretmeni ağlarına düşürdü. Sahtekarlar tam 3 milyon liraya yakın para aldılar. Yaşlı adam kül yutmaz biriydim. Kızımı koz olarak kullandılar yoksa kanmazdım diyor. Telefonu bu şekilde açık kalsın efendim. Kendime evvela kızıyorum. Nasıl sen buna aldandın? Hiç anlılık adam değilsin. Sen şeytan gibi bilirsin diyorum kendi kendime. Tehditlerden dolayı aldandım. Hele kızımı söyleyince iyice korktum o zaman. Ondan aldandım yani. Yoksa hiç şey yapacak insan değilim ben. O yalana inandı, sahtekarlara kandı, dolandırıcılara tam 182 bin dolarını kaptırdı. Bizim nüfus kağıdı şeylerimizi tek tek saydı, adresimizi söyledi. Ben bunlarla uğraşırken eşimin telefonu da devamlı konuşturuyor. O şekilde onu da meşgul etti. Geçtiğimiz gün kontör dolandırıcıları 81 yaşındaki emekli öğretmeni aradı. Yine aynı yalanı söyledi. Operasyon yapacağız. Bankadaki paraları terör örgütü ele geçirebilir. Siz o paraları çekin, bize verin. Merkez Bankası'na yatıracağız. Daha sonra operasyon bitiminde size geri vereceğiz dedi. Ve bu şekilde 4 parti halinde yüklü miktarda para almaya başladı. Ondan sonra işte parayı çekip çıktım. Tamam, herhangi bir açıklamaya gerek duymadınız. Yok yok. 22 bin dolar çektim. Ertesi gün gene aradı, paranız var. Oradan da dedi 45 bin dolar çekin dedi. Tek tek böyle zarfa koyup kuryeye verdik. Ertesi gün Türk lirası param var. Onu da hemen dolara çevirttim. 90 bin küsür dolardı. Onu da götürdük verdik. Emekli öğretmen aslında onların sahtekar olduğundan şüphelendi. Ancak dolandırıcılar öyle bir cümle kurdu ki adeta can damarından vuruldu. Kızının da hayati tehlikesi var deyince dolandırıcılar ne dediyse harfiyen yapmak zorunda kaldı. Kızımın da işe karışmasını istemedim. Hayatınız tehlikede deyince ne yapacağımızı şaşırdık. Para gitsin de canı olmasın bir şey. Kızı yaşananları öğrenince o sahtekarlara tuzak kurdu ama dolandırıcıyı yakalayamadı. Bir dakika az bir para var. İşte 30 bin dolar kadar. Onları da çekin. O zarfı aldım sanki verecekmiş gibi koşarak geliyor. Oradaki kurye fırladı gitti. Geçtiğimiz gün dolandırıcılık masası Cumhuriyet tarihinin en büyük kontür dolandırıcı operasyonuna imza atmıştı ve o kişilerin çaldıkları mallara da el koymuştu. Bu haberi izleyen emekli öğretmen bir nebze umutlandı ve kendisini de dolandıran 182 bin dolarını çalan o sahtekarların yakalanmasını istiyor. Paranın bulunmasını istiyoruz. Kızımı söyleyince iyice korktum o zaman. Ondan aldım yani. Yoksa hiç şey yapacak insan değilim ben.